Herkese merhaba, Nefis Tatar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün Kayseri reçeli tarifini hazırladım. Eğer bu yöntemle yaparsanız gerçekten de hem lezzetli olacak hem de uzun süre muhafaza edebileceksiniz. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Burada 3,5 kilogram kayısı var. Öncelikle kayısıların çekirdeklerini ayıklıyorum. Kayısılar çok ufak ve çok lezzetli. Hemen rengi dönmeye başladığı zaman ben de toplamaya başladım. Kayısıların çekirdeklerini temizledikten sonra iri iri küp küp olacak şekilde doğruyorum. Kayısıların ebatlarını kendiniz göz kararı ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde doğrama işlemini yapabilirsiniz. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. 3,5 kilogramlık kayısıyı önceden yıkadım ve birkaç saat boyunca beklettim kuruması için. Görmüş olduğunuz gibi iri iri küp küp olacak şekilde doğruyorum. Kayısı reçelini her yıl bu yöntemle yapıyorum. Çok da severek tüketiyoruz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Tüm kayısıları doğradım ve hazırladım. Hemen sizlere şöyle bir daha yakından göstermek istiyorum. Çok kolay ve çok pratik. Bu aşamada hiç bıçak kullanmadan elinizle bile kayısıları parçalayabilirsiniz. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Tencerenin içerisine kayısıları yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu sırada 1 kilo 750 gram toz şekeri de yavaş yavaş aralıklarla ilave edeceğim. Şekerle birlikte kayısıları toplamda 4 saat boyunca beklettikten sonra hemen ocağa alacağım. Bir gece boyunca bekletirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Aradan 4 saat geçti. Ben hemen reçeli ocağa aldım. İlk etapta çok fazla karıştırmayacağım. Orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Evet, reçel artık kaynamaya başladı. Hafiften kenarlarında köpüklenmeler de oluştu. Bir kaşık yardımıyla üzerinde oluşan köpükleri topluyorum. Hemen ardından içerisine kayısıların çekirdeklerini ilave edeceğim.
Reçeli ortalama 45 dakika boyunca kaynatacağım. Bu süre değişkenlik gösterebilir. Aralıklarla kıvamını kontrol etmeyi unutmayalım. Ortalama 25 dakikadır reçel kaynamaya devam ediyor. Ben bu sırada üzerine 2 yemek kaşığı dolusu limon suyu ilave ediyorum. Tabanından yukarıya doğru karıştırıyorum. Çok fazla incitmeyelim. Çok narin bir meyve olduğu için dağılabilir. Aradan 45 dakika geçti. Reçelim artık hazır. Henüz çok sıcak olduğu için kıvamı anlaşılmıyor. Bu yüzden çok az miktarda tabağa reçelden alıyorum ve kıvamını test ediyorum. Şöyle bir de soğuk halini göstermek istiyorum. Reçel artık kıvama geldi. Bu şekilde olması yeterli olacaktır. Soğudukça daha çok kıvam alacaktır. Hemen kavanozlama işlemine geçiyorum. Bu işlemi sıcak sıcak yapmalıyız. Kapakların çok güzel bir şekilde tutabilmesi için. Bu arada kavanozları ve kapakları önceden sterillettim. Bol köpüklü ve kaynar su ile birkaç defa yıkadım. Kavanozları çok fazla tıka basa doldurmayalım. Yine kavanozların kıyısını köşesini temizliyorum ve kapağı 3 geri 1 ileri yaparak sıkı bir şekilde kapatıyorum. Kavanozlama işlemini tamamladıktan sonra üzerini temiz bir bezle kapatacağım ve bir gece boyunca dinlendireceğim. Bir gecenin sonunda sabah güneşine çıkartacağım ve 2-3 saat boyunca güneş altında bekleteceğim. Bol D vitamini alması için ve renginin çok güzel olabilmesi için. Bu işlem de oldukça önemlidir. Mümkün olduğu kadar uzun süre güneşte bekletmenizi tavsiye ediyorum. Garanti bir tariftir. Tarifime çok güveniyorum. Sizlerin de denedikten sonra çok beğeneceğinize eminim. Tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla veya sosyal medyada da paylaşabilirsiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.